Kıymetli Cem TV izleyicileri merhabalar. Ben Doğuşcan Deli Hasan. Bugün edebiyat meselelerinde yine beraberiz. Bu bölümün konuğu kıymetli hocam Çetin Özer. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu bölümde objektife takılan efendim görüntülerden bahsedeceğiz. Kelimelerin ve görüntülerin efendim uyumundan, duyguları bağlamadaki gücünden bahsedeceğiz. Onun dışında bazen bir görüntünün arkasındaki manalara ulaşmaya gayret edeceğiz. Fakat hocam evvela sizi biraz tanıyalım. Arkasından sorularla meseleye rücu edelim. Tamam. Öyle mi? Olur. Buyurun hocam. Şimdi ben fotoğrafçıyım. Fotoğrafçılığa nasıl başladım? Bugüne nasıl geldim? Çok kısa anlatacağım. Yani, ben bunu dörde ayırdım. İlk önce babamdan öğrendim. Çünkü benim babam rahmetli Rıfkı Özer çok iyi bir amatördü. Ve biz çocukken böyle ara sıra evin bir odasını karanlık oda yapardı. Fotoğraf basardı filan. Bu hava içinde büyüyünce yani kafamın bir köşesine fotoğraf adeta nakş oldu. Yani fotoğraf hep bizim evde yaşanan bir şeydi. İkincisi sonra akademiden önce ben eğitim enstitüsüne gidiyordum. Tarih coğrafya öğretmenliği bölümüne. O zaman bir stüdyo açma fikri geldi bana. Hem fotoğrafı sevdiğim için hem de harçlığımı çıkarırım diye. Orada yaparak öğrendim. Stüdyoyu açtıktan sonra birçok şeyi yaparak, deneyerek öğrendim. Sonra askere gidip geldikten sonra bu işin bir okulu olduğunu öğrendim. Daha önce bilmiyordum. Yani Mimar Sinan Üniversitesi'nde fotoğrafçılık bölümü diye bir bölüm olduğunu öğrendim. Ya dedim yaş da biraz ilerledi ama 28 yaşındaydım o zaman. Bir deneyeyim şansımı filan. Böyle rahat olunca insan daha da kolay oluyor işler. Ve kazandım bölümü. Yani fotoğrafçı olduğum halde tekrardan bu işin okulunda okumaya başladım. Oradan tabii bir şeyler öğrendim. En son olarak da fotoğraf hocası oldum. Ve belki de en çok şeyi de o zaman anlatarak öğrendim. Biz de tanıklık ettik hocam yani evet. Aynı dönemde. Sen de öğrencilerinden birisin. Evet. Doğru. Şimdi de program yapmak efendim evet. Nasip oldu diyelim. Bizim Aşık Paşa'nın bir lafı vardı hocam. Yanlış hatırlamıyorsam Garipname'de. Gözden giren elden çıkar diye. Hmm. Yani demek ki çocuklukta görmüşsünüz ki onu aklınıza kazınmış. Çok etkili. Size nakş oldu tabii. Deyince. Herhalde onun etkisiyle evet. Fotoğrafçılığa başladınız diyelim. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam bu eğitim? Konuşmanın hayatı? Devamında bir şeyler gelirse onları da söyleriz. O zaman hocam konuya biz gelelim. Gelelim. Şöyle ilk olarak biz fotoğrafı nerede gördük? Akabinde fotoğrafla edebiyatçılar arasında nasıl bir bağlantı vardı? Ya da nasıl oluştu? Evet. Şimdi şöyle. Fotoğraf 1840 yılında icat ediliyor. Fransa'da Daguerre. İki tane mucidi var fotoğrafın. Biri Fransız Daguerre 1839. Bir yıl sonra İngiltere'de William Henry Fox Talbot. Fakat o dünyaya açmıyor zaten. Adaya kapalı kalıyor onun icadı. Fransa'daki koldan gidiyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Şimdi fotoğrafın icadına kadar sanatçılarda ve bütün insanlarda bir kalıcı olma isteği var tabii. Yani onun için Fatih Sultan Mehmet'te de vardı bu değil mi? Bellini'ye onu Venedik'ten getirtti. Resmini yaptırttı. Şimdi, İtalyan ressam. Evet. Şimdi
özellikle yöneticiler, işte devlet adamları, sonra sanatçılar birer suretleri kalsın istiyorlar bu dünyada. Tabii fotoğrafın icadıyla beraber resmin yerini bu bağlamda fotoğraf almaya başlıyor. Dolayısıyla fotoğrafçıların da büyük bir şansı oluyor bu. Ünlü insanlarla ve bizim konumuza gelecek olursak, ünlü sanatçılarla, edebiyatçılarla da tabii bu arada tanışma fırsatı. İşte bunların başında Nadar, Fransız, Gaspard Félix Tournicom Nadar, 1820 Paris doğumlu, bir stüdyo açıyor. Çok güzel bir stüdyo açıyor 1854 yılında Paris'te. Oraya dönemin çok ünlü edebiyatçıları, sanatçıları, şairler hepsi geliyorlar fotoğraf çektirmek için ve arkadaşları oluyorlar. O dönemde çok önemli. Yani fotoğrafçı önemli bir şey. Hele hele iyi bir fotoğrafçı. Böyle bir rütbesi var. Tabii. Osmanlı'da Abdülhamit herhalde de ünvan veriyor. Tabii. Devlet fotoğrafçılar. Abdullah biraderlere hanedan fotoğrafçılarıdır bunlar diye ünvan verdikten sonra zaten işleri çok açılıyor onların. Hatta o zaman Kahire'de bizim bir şehrimiz, Mısır bizim zaten. Orada bir şube açıyorlar ve çok iyi kazanç elde ediyorlar. Yani sultanların fotoğrafçısı. İlk dönemde iyi kazandıran bir meslek aynı zamanda. Yani diyebilir miyiz? Tabii çok iyi. Hatta fotoğrafçı sayısı o kadar az ki belli yerlere turneye gidiyorlar. Oraya gitmeden önce fotoğrafçı afişlere asılıyor. Hatta işte bir ben afiş görmüştüm. Fotografiye Mania diye bir stüdyo yani oraya gitmiş bir yer kiralamış geçici olarak dönemin fotoğrafçısı. Biraz da tabii hicvederek böyle önünde 200 metre falan kuyruk insanlar. Çünkü orada belli bir süre kalacak fotoğrafçı. Gidecek sonra başka bir şehirde çekecek. Aman çektirelim. Hocam bu dediniz ya Nadar'ın stüdyosuna hangi işte şairler geldi, edebiyatçı kimdi bunlar? Mesela bunlar hem eser bırakmışlar aslında bir noktada kalıcılığı yakalamışlar ama bir de yine kendi suretlerinin de kalmasını istiyorlar. Tabii. Kim mi bunlar hocam? Mesela muhakkak bize ödev filan da vermişlerdir. Lise yıllarında bir kitabını muhakkak okumuşuzdur. Balzac çok ünlü. Baudelaire. George Sand, Alexander Dumas, Sara Bernhardt, tabii bunlar yazın dalında, heykeltıraş da var, Rodin var, ondan sonra yani ve diğer fotoğrafçı, esas ilginç, fotoğrafı icat eden Daguerre'de gidip orada, çünkü Nadar portre dalında çok meşhur oluyor. Yani portreyi onun çekmesi de çok önemli. Artı bir şey kazandırıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Dünyanın ilk balon fotoğrafçısı. Balonla Paris'i havadan fotoğraflıyor. Ta o yıllarda. Fotoğrafçılık deyince de herhalde bir alandan söz edemeyiz. Bir sürü çok dalları tabii, var. Tabii. Yani dolayısıyla bir fotoğrafçı aslında belki de bir alanda uzman diyebiliriz. Bir veya birkaç. Birkaç alanda. Her alanda imkansız. Değil mi? İmkansız. Hocam şöyle aklıma benim bizim klasik şairler geldi bu noktada. Şöyle söylüyor mesela. Baki Kanuni Sultan Süleyman Mersiyesi'ni yazdıktan sonra işte ondan birkaç yüzyıl sonra Baki için şöyle diyorlar. İşte haşredek abba hayatı sühane bakidir andırıp zinde kılan namı Süleyman Han'ı. Yani diyor ki işte haşredek Kanuni Sultan Süleyman'ın adına andıran Baki'nin yazdığı şiirdir manaen. Ne güzel. Şimdi dolayısıyla burada bir yazar ve karakter bir araya geliyor. Yani o onu ayakta tutuyor, diri tutuyor. Evet. Bunu
Mesela yine Şehzade Mustafa'yı efendim Şehzade Mustafa'nın arkasından Mersiye yazıldı. Evet. Taşlıcalı Yahya'nın Mersiyesi. Yine aynı şeyi fotoğraf için de söyleyebilir miyiz? O biraz aldı mı bunu acaba? Tabii şimdi şöyle bir şey. Mesela bazen bir fotoğrafçı yüzlerce, binlerce fotoğraf çekiyor. Bu fotoğraflar dolaşımda olmadığı için biz o fotoğraflardan ancak merak edersek, konuya özel bir ilgimiz varsa haberdar oluyoruz. Ama bir de öyle fotoğraflar var ki onu görmemek imkansız. Mesela yine Türkiye doğumlu bir dönem dünyanın en ünlü portre fotoğrafçısı var. Ermeni asıllı bir vatandaşımız Yusuf Karş. Bunun bir fotoğrafı var ki zaten ünlü fakat görmememiz imkansız. Şimdi çoğu şeyi bakmak için bilgisayara ismini yazıyoruz ya, Churchill. Churchill'in meşhur bir fotoğrafı vardır. O fotoğraf çok görülmüş bir fotoğraftır ve ikili bir fayda sağlamıştır. Hem çekilene hem çekene. Hem çok etkileyici bir fotoğraftır. Yani Churchill'i bütün böyle haşmetiyle, kudretiyle yansıtan ve ona baktıkça Yusuf Karş da anımsanır. Yani dünyada böyle fotoğraflar vardır. Aynı şekilde bizim Aragülerimizin de böyle fotoğrafları var. Yani ünlülerle arkadaşlık ediyor o da. Picasso'ylaydı değil mi hocam? Picasso zaten en meşhuru. Sonra Salvador Dali var. Daha sırf bu portrelerini de onun içeren özel bir albümü de var. Yani neredeyse yok yok. Herkesi çekmiş. Hocam aslında heyecanlı bir konuya doğru geliyoruz ama ondan önce fotoğrafla şiir bağlantısı kuracağız. Ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Yani her görüntüye biz fotoğraf diyebilir miyiz? Siz dediniz ya şimdi Churchill öyle bir göstermiş ki heybetiyle efendim ilgi çekici hale geliyor. Hem de onun yani bakan etkileniyor. Dolayısıyla biz şimdi acaba her Churchill'i çeken aynı tadı katabilecek miydi fotoğrafa o görüntüye? Yani bir görüntünün fotoğraf olabilmesi için ne olması lazım? Şimdi şöyle bir şart var mı? Fotoğrafın şöyle diyebiliriz, görüntü ham hali. Yani süt gibi. Sütü biz mayalayınca yoğurt oluyor. Görüntüyü de mayalarsak fotoğraf olur. Böyle bir şey var. Yani görüntüler vardır. Biz her zaman fotoğraf yapmayı bunlardan başaramayabiliriz. Bazen sadece görüntüyü kaydeder geçeriz. Ve o zaten geleceğe kalmaz. Geleceğe kalan bir görüntü dolayısıyla fotoğraf olmaz. Çünkü fotoğrafın anlamı da çok güzel bir anlam aslında. Fotos, grafos. Işıkla yazmak. İddialı da bir şey değil mi? Evet. Işıkla yazmak. I write with light. Yani ışıkla yazarım. İddialı bir cümle. Yani evet. Fotos, grafos, fotoğraf oradan geliyor. Görüntüler hele şimdi bir görüntü bombardımanıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bizi çok vuran, aklımızda kalan bir görüntü, böyle bir görüntüyü herhangi bir fotoğrafçının oluşturması biraz değil, bayağı bir emek, bilgi ve yetenek istiyor. Şimdi şuna da benzetiyorum ben. Şiirlerin çoğu akılda kalıcı cümleler içerirler. Yani bütün şiiri biz hatırlamasak bile bir mısrasını hatırlarız. Ya şöyle bir şey vardı, bir şiirde geçiyordu gibi. Mesela Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Gülen Hayvam Ağlayanlarım. Evet.
çoğumuz biliriz bunu, değil mi? Bunun gibi şeyler. Şimdi dediğim gibi son 4-5 senedir ben Fotoline dergisinde fotoğraf yorumları yazıyorum. Bu ilk önce böyle teknik eleştiriler falan olarak başladı. Sonra biraz daha fotoğrafların içine girmeye başladım. Öyle de sevildi ve böyle devam edelim bundan sonra dendi. Bazen fotoğrafları ben seçiyorum. Bazen bize yolluyorlar. Yine İstanbul Üniversitesi'nden sevgili öğrencim Kerem Mümtaz Çankaya'nın bir fotoğrafını çok beğendim ve onu yorumlamak istedim. Umut adlı çocuk. Şu an ekranda ismini gördüğünüz, evet, fotoğraf. Evet, o fotoğraf. Evet. Vererek bize gönderdi. Fotoğrafa baktığım zaman ilginç detaylar gördüm. Burası daha önce bir evmiş. Kapıdaki numara yakın zamana kadar yaşanıyormuş. Arkada ip var. Mandallar hala üzerinde duruyor. Fakat bir kaza geçmiş, bir şeyler olmuş burada. Üstü açık. Evet, evet, evet. Yakın bir zamana kadar evmiş. Neyse, bunun hikayesine çok girmeyeceğim. Fakat ben bunu bir dedim, daha akılda kalıcı, vurucu olsun diye bir şiirle bunu bağdaştırayım. Ne olabilir? Ve aklıma hepimizin bildiği Kemal Burkay'ın meşhur Gülümse şiiri geldi. Şöyledir, biliyorsun. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küskün, bir kedim bile yok, anlıyor musun? Bu çocuk sanki bunları bize söylüyor gibi. Sezen Aksu'nun da şarkı olarak, evet, söylediği. Evet. Biz de ona bu şiirin son dizisiyle cevap verelim dedim. İklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Sanki bu çocuk gülümserse her şey düzelecekmiş gibi bir durum var. Bu tabii fotoğraf bizde bir müthiş bir farkındalık yaratıyor. Biz bunları fotoğrafla bağdaştırdığımız zaman daha da akılda kalıcı oluyor. Artık buradan yürüyerek herkes kendi yorumunu da ekleyebilir. Bir aynı zamanda sanat eseri açık yapıt olarak karşımıza çıkar. Bu herkes yorumunu ekleyebilir dediniz ya. Bizden çıktıktan sonra artık kendi hayatı vardır. Umberto Eco'nun açık yapıt diye bir eseri vardı. Orada bundan bahsediyor yani. Orada artık okuyucunun ya da işte ilgilenenin, efendime söyleyeyim, malı oluyor. Biz bir yol gösteriyoruz, evet, sadece. Bak, buradan gidebilirsiniz gibilerde. İşte farkındalık meselesi herhalde, evet, yine burada önemli. Fotoğrafçının o farkındalığı yaratacak kadrajı yakalayabilmesi lazım. Evet. Hocam biz burada bir virgül koyalım. Koyalım. Kaldığımız yerden resimleri, fotoğrafları yorumlayarak devam edelim. Çünkü çok keyifli gerçekten. Beni daha önce de konuşmuştuk. Epey heyecanlandırmıştı. Evet, değerli seyirciler, Çetin Özer'le edebiyat meselelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Doğuşcan Denilersan, edebiyat meselelerine fotoğraf sanatçısı Çetin Özer'le devam ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden fotoğrafları yorumlayarak devam edelim. Evet. Hangi fotoğrafı alıyoruz şimdi? Şimdi ilginç hikayesi olan bir fotoğrafım var benim. Güle Ağıt isimli. Evet, Güle Ağıt. Onu da alalım şimdi. Bu şöyle oldu. Ben
fotoğraflarımı devamlı çerçevelettiğim bir yer vardı. Ondan sonra onlar da bu konuda bayağı uzmanlaşmış kişiler ondan sonra. Ve bu arkadaşlar Alevi'ydi hepsi. Benim çerçeveleri yapan da böyle beyaz hala bıyıklı, dede görünümlü, tam yani usta, büyük usta. Yıllarını vermiş. Vermiş bu işe. Ve ilginç bir şey, sizle de ilgili. Ne zaman gitsem devamlı Cem Radyo Açık. Böyle bir abimiz. Ondan sonra fotoğraf hoşuna gitti onun da. Ben altına şöyle bir şey yazmıştım. Gül solar şişede şarap olur, ayrılıklarla geçer ömür, harap olur. Baktı baktı, dedi ki buna dedi ben de bir şey ekleyebilir miyim dedi. Tabii dedim, buyur dedim, ekle. Gerçi dedi, bu bilinen bir şey ama dedi, senin dedi aklına gelmemiştir belki dedi. Bunun altına dedi şunu yaz dedi. Böyledir kanunu kahve dünyanın, dört mevsim içinde bir bahar olur. Vallahi dedim, yazdım gitti. Ve bu böyle sergilendi. Orada anonim bir şey çıktı ortaya. Yani bazı tabii şu da var. Şimdi her fotoğrafçı da böyle illa şiirlerle bağlantı kuracak diye bir şey yok. Ben şiire fotoğraftan önce merak duydum. Yani şöyle şeyler yapardım bazen. Mesela bir şiir yazardım. Daha ilkokuldayken. Şimdi babama okurdum. Nasıl bakayım, beğenecek mi diye. Fakat orada bir ufak bir hile yapardım. Mahsus derdim ki baba derdim şimdi sana Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın bir şiirini okuyacağım. Aslında ben yazdım. Şimdi babam da şiir falan, annem de ayrı ayrı, yani bizim evde şiir sevilirdi. Mesela annem Yahya Kemal hayranıydı. Babam Orhan Veli'yi çok severdi. Nazım Hikmet'i çok severdi. Şimdi onlardan da tabii göre göre kendi aralarında konuşurlardı. Bir şiir merakı var. Fotoğraftan önce var. Fotoğraf da bunun üzerine gelince ikisini eskilerin deyimle mecz ettik. Öyle mi? Evet, öyle oldu. Bir, bu ilgi tabii oraya bir yorum getirme arzusu mu? Bir de yol gösterici oldu. Yani şiir çok şey gibi, yani ışık demetlerini çok sıkıştırırsanız lazer oluyor işte. Her yeri deliyorsunuz onunla falan. Bu söz demetlerini de anlam olarak çok sıkıştırıp yoğunlaştırırsanız şiir oluyor yani. O da işte ne yapıyor? Kalpleri deliyor değil mi? Yani şöyle hocam, şiirdeki sözün manayı tutması, işte manaya can vermesi, sözün işlevi. Yine bu fotoğrafta da aynı işlevi görüntü yapıyor. Evet, evet. Dolayısıyla yani çok da uzak şeyler değil zaten. Yani o görüntünün sizin kalbinizde bir yerlere dokunması lazım. Bunun olması için ilk önce çeken fotoğrafçıyı etkilemiş olması lazım. Çeken fotoğrafçının da yani bizim yine şimdi birazdan bahsedeceğim. Rahmetli hocam hep şiir konusu açıldı mı lisedeki edebiyat hocam rahmetli Ayhan Kurdoğlu'ndan hep bahsederim. O böyle bazen dışarıda konuşurken aniden mısralar gelirdi akla. Mesela Fazıl Hüsnü Dağlarca'dan şunu çok okurdu. Kendimi zamanın altın topuzlu terazisine vermişim. Ses edin ey uzak ülkelerin çocukları, bütün antenlerimi germişim diye. Böyle de yapardı eliyle. Şimdi antenlerin gerili olması lazım. Yani evet. O titreşimi ilk önce siz alacaksınız. O görüntü sizi etkileyecek. Ki sizin fotoğrafınız da bakanı muhatabını etkilesin. Bu böyle zincirleme gider. Evet, devam edelim hocam. Şimdi hazır Ayhan Hoca'dan bahsetmişken ben çektiğim bir fotoğrafın hem hikayesini anlatayım hem de altına onun çok kısa bir şiirini. Ayhan Hoca'nın. Evet. Onu da anmış olduk bu arada. Bu arada evet, anmış olduk. Hangi fotoğraf hocam? Onu şimdi İstanbul'a yazık. İstanbul'a yazık. İstanbul'a, evet. Bu fotoğraf
Bu çok 2012 yılında çektim ben bunu. Galata Köprüsü'nde hemen böyle ön planda bu kız oturuyordu. Sonradan ben öğrendim. Böyle dalgın dalgın bayağı bir, yani benim makinamı ayarlayacağım falan filan vakti de bana tanıyarak bir şeyler düşünüyordu. Ben dedim şimdi bunun dedim aklından bir şiir filan bir şey geçiyor. Bu bir yani üzüntülü bir durum var. Ve orada işte Ayhan Hoca imdadımıza koştu şu şiiriyle. İstanbul'a yazık. Yazık ediyoruz İstanbul'a. Derdine dayanamaz ikimizin. Gitmesi gerek bu şehirden mutlaka birimizin. Şimdi ben bunun altına bu şiiri de yazdım. Bu Bursa Fotofest'te sergilendi. Ben de böyle bir kenara çekildim, bakıyorum. İzleyicilerin tepkisini ölçüyorum. Şimdi cep telefonuyla tabii adet olduğu üzere hep çekiyorlar ya. Herkes ilk önce fotoğrafın, sonra altındaki bu Ayhan Hoca'nın şiirinin fotoğrafını muhakkak çekti. Ha dedim, şiir demek hoşa gitti, evet. Bağdaştı. Hakikaten şeyle. De o evet. Şeyi veriyor. Peki hocam biraz magazin magazini olacak için ama istedi mi o fotoğrafı sizden hanımefendi diye? Şimdi istemedi, niye istemedi? O fotoğrafı benim kardeşim görünce o işi çözdü. Aa dedi, bu kim biliyor musun dedi. Kim dedim? Ya dedi, İstiklal Caddesi'nde dedi müzik yapan Perulu bir grup var dedi. Onların şarkıcısı bu kız dedi. Yoksa dedi, zaten dedi burada da böyle hani sen fotoğrafını çekerken dedi bu kadar dedi sessiz sedasız, çünkü bayağı yakından çekiyorum. Demek ki anladı sizi yani. Anladı. Bana bir yardımcı oldu. Yardımcı oldu. Evet, yani orada o saçıyla oynama hareketi filan. Epey yani, de güzel bir fotoğraf olmuş. Tam profil evet. Fotoğrafı. Eteğin kırmızı olması. Kırmızı, hep bir şeyler azıcık kırmızı her fotoğrafa lazımdır zaten. Evet, devam edelim hocam fotoğraflarla. Şimdi yine bir fotoğraf daha var. O da Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşk Başlamadan Güzel adlı şiiriyle bütünleştirdiğim bir fotoğraf. Bunu da Girit'te çektim. Yüksek bir yerdeyim. Böyle görüntü arıyorum. Fotoğraf yapacak. Fotoğraf imal edecek. Ham görüntü arıyorum. Derken orada iki sevgili adayı geldi. Alttaki o duvarın üzerine oturdu. Yani sevgili adayı diyorum çünkü bayağı mesafeli oturuyorlar falan. Ben de orada vaktim vardı. Bayağı yani takip ettim falan. Sonra yavaş yavaş bir yakınlaşma falan derken yani bir şeyler başladı. Fakat orada ilginç bir şey vardır. Ben özellikle yerimi değiştirerek ilk pozisyondaki elektrik direkleri böyle birbirine paralel durur. İkincisinde onlar yan yana geldiği zaman direkleri de üst üste yani. Evet. Oradan da bir mesaj verdik. Şiir şöyle. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşk Başlamadan Güzel şiiri. Aşk başlamadan güzel. Kalplerde heyecan, bakışlarda korku olduğu zaman güzel. Birbirimize sezdirmemek için çırpınış, başkaları görmesin diye çabalayış, gözlerim gözlerinin mavisine değdiği zaman aşk başlamadan güzel. Evet, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şahane evet, şiiri. Evet, nur içinde yatsın. O da rahmet istedi, onu da böylece yine almış olduk. Hocam, şimdi biz fotoğrafa bakıp bizde uyandırdığı şiirleri, bizde hangi şiiri efendime söyleyeyim hissettirdiyse öyle bir bağlantı kurduk. Evet. Peki bunun tam tersi var mı? Yani bize bir fotoğraf çektiren bir şiir var mı ya da bunları kim çekmiş? Ha şöyle tabii. Sözle. Anladım. Yani şairlerin de fotoğraf merakı var. İçinde fotoğraf geçen şiirler. Şimdi onlardan biraz örnek vereyim. Benim bir zamanlar çok sevdiğim, tabii hala da severim. Gırgır yazarı Metin Üstündağ
ilginç içinde fotoğraf geçen bir şiiri var. Bu seninle bu sohbeti yapacak olmamızın da bana çok büyük faydası oldu. Bunları yoksa ben araştırmazdım yani. Araştırmış oldum. Onun için de teşekkürler sana ayrıca. O ilgiyi kurabildik demek ki. Evet. Şimdi Gırgır adlı şiiri şöyle sevgili Metin Üstündoğan. Sen gittin ya vakitsiz bir vakitte, bende kalan fotoğraflarına bıyık yaptım. Bir yoluma çıktım, içtim, dayak yedim, tartıldım. Nice zaman sonra yoruldum, eve döndüm. Eski sarı mizah dergilerine sarıldım sarıldım ağladım. Şimdi buraya baktığımız zaman aslında bir de şunu görüyoruz. 2000 yılında Tentridiot diye bir kitap çıkarmış herhalde şiirle ilgili. Parantez yayıncılıktan. Analog dönemi. Hakikaten şunu da anımsadım. Şiiri okuyunca fotoğraflar hepimizin albümünde böyle fotoğraflar vardır. Sonradan üzeri kalemle karalanmış. Özellikle kimine gözlük takılmış. Vesikalıklara yapılmış. Evet, kimine bıyık yapılmış. Ondan sonra ortadan kesik fotoğraflar da vardır. Şimdi burada çok güzel böyle sahneler geliyor insanın. Dikkat edersen gözüne. O espri de var. Yani Beyoğlu'na çıktım. Beyoğlu'na çıkılınca içilir normal. Dayak yedim. Doğru, tehlikeli bir yerdir. Yiyebilirsin. Tartıldım. Adım başı tartıcı falan var. Değil mi? Bir de ben şeylerden çok korkarım. Kaçarım. Anketçiler vardır falan. Biliyorsun yani cebinde bol bozuk para olması lazım. Tinercilere bahşiş vermen lazım. Yani İstiklal Caddesi'nde yürümek de öyle. İşin erbabı. Bir bedeli var. Tabii, kolay değil. Şimdi yine bir yine bak bu. Ha buyur. Bu arada yemeğe geçmeden önce diğer şiire. Şimdi bıyık yapmayla ilgili orada mesela aynı zamanda bir kızgınlığı mı belirtmiş orada yani? Tabii. Şimdi öyle olur değil mi? Yani, tabii. Gayri ihtiyari insan kızmış ona yani, evet, sevgilisine. Tabii. Bıyık yapmış. Yapar. Ya da ikisi beraberse onu daha keser. Atardı mesela. Evet. Çarpı işareti koyar. Fotoğraflar çoktu. Ben bunun daha agresif aşıklara rastlamışımdır. Mesela Allah muhafaza toplu iğneyle gözlerini oyar. Allah hepimizi korusun öyle aşıklar. Evet. Değil mi? Şimdi devam edelim hocam. Yine ben de bunu ilk defa keşfettim. Ve fotoğraf ve resim diye Celal Soycan diye bir şair arkadaş yazmış. Öyle Kal kitabının adı da 2000. Mersin'de yaşıyor. Ve Antepli zannedersem. Ben bunu çok beğendim. Diğer şiirlerine de baktım. Onlar da çok kaliteli, sağlam. Evet, sıkı şiirler. Ve bundan sonra yani bu seninle yapacağımız sohbet sayesinde bunu da keşfetmiş oldum. Bu da iyi oldu. Ve fotoğraf ve resim şöyle. Fotoğraf dondurulmuş andır. Resim akan zamandır. Fotoğraf tanıktır. Resim yargıçtır. Fotoğraf herkesle konuşur. Resim kendine bile susar. Fotoğraf merhaba der. Resim dua eder. Fotoğraf ele gelir. Resim ele geçirir. Fotoğraf göldür, resim çöldür. Fotoğraf uçurtmadır, resim uçurumdur. Fotoğraf susarken çığlık atar, resim çığlık atarken susar. Fotoğraf hatırlatır, resim düşündürür. Fotoğraf bakıştır, gözdür, resim dokunuştur, sözdür. Fotoğraf kendini sonlar, resim kendini sollar. Fotoğraf düştür, enine yürür. Resim düşüştür, dikine yürür. Fotoğraf anar, resim kanar. Fotoğraf yol gösterir, resim yol sorar. Fotoğraf nesneden insandır, resim insandan insandır. Fotoğraf tülden bakar, resim külden bakar. Fotoğraf saatin sesidir, resim zamanın nefesidir. Fotoğraf gerçeğin düşüdür, resim düşün gerçeğidir. Fotoğraf anlam kurar, resim anlam kırar. Fotoğraf
Görüntünün donma noktasıdır. Resim, görüntünün erime noktasıdır. Fotoğraf, çocuğun uyku halidir. Resim, uykunun çocuk halidir. Fotoğraf noktadır. Resim, üç noktadır. Celal Soycan. İyi ki bu vesileyle tanışmış oldum kendisiyle ve araştırmaya devam edeceğim. Çok hoşuma gitti. Burada yani fotoğraf ve resmin farkını evet. Ya da ne ifade ettiğini manzum bir şekilde evet. Dile getirmiş. Evet. Çok hoş. Evet. Hakikaten öyle midir hocam? Birçok şey. Şimdi burada ben buraya gelmeden de birkaç defa okudum bunu. Tutuyor. Bazıları da tabii şiirde buna cevaz vardır. Kafiye olsun diye konan şeyler de var. Ama kendimizi zorlarsak onları da yerli yerine oturtabiliriz yani. Evet. Şimdi sevgili Doğuşan, sen Karadenizlisin, değil mi? Onun Rize. İçin Rizelisin. Onun için size yakın özellikle bir şair seçtim. Yaşar Miraç. Trabzonlu. Maçka. Evet. Maçka. Laz Caz 1999 Adam Yayınları. Çok hoşuma gitti. Çünkü kendi içinde bir müziği de var şiirin. Şimdi dinleyince sen de seveceksin. Bu arada Yaşar Miraç'ın bir şiirini şarkı olarak hepimiz dinlemişizdir Volkan Konağan sesinden. Efulim. Doğrudur. Efulim'in de yazarı. Şimdi fotoğrafçı Nimet abladan bahsediyor. Fotoğrafçı Nimet abla da Karadeniz'de Of'ta doğmuş zannedersem. Sonra en son görev yaptığı yer Artvin. Okullarda fotoğraf çeken 60'lı, 70'li, 80'li yıllara damgasını vurmuş bir fotoğrafçı meslektaşımız. Onu anlatıyor çok güzel. Fotoğrafçı Nimet abla, yeşil plastikten örme çantası, biraz yüksekçe mi sol kalçası? Kara önlükten bir işlik giyer, kara çorabının lastiği çeker. Tombulun toparlak Nimet ablamız, Cumhuriyet bayramı fotoğrafımız. Çek çek şipşak, eşten dosttan, boydan posttan, çek çek şipşak. Kağıda sarmıştır ciğer ve dalak, kediler kalmıştır doyurulacak. Hapşıran kediler, boz tüylü marsık, ah ince hastalık çeken kediler. Çek çek şipşak, açtan toktan, vardan yoktan, çek çek şipşak. Karanlık odanın kraliçesi, zilaç kedilerin veli nimeti, tombulun toparlak Nimet ablamız, Trabzon'un trak fotoğrafımız. Çek çek şipşak, çoluk çocuk, tekir boncuk, çek çek şipşak. Yaşar Miraç. Nasıl, beğendin hocam mi? Burada o şipşaklarla o fotoğrafı çekmiş şip, yani değil aslında. Mi? Onu bir ritim kazandırmış. Şairler çok yapar. Şeyh Galip'te görürüz mesela bazı beyitlerinde. Mesela işte o bir sıkıntısı vardır ya da böyle bir sancılı bir dönemini anlatır. Orada mesela Z'lerle o titreşimleri verir bize. Evet. İşte teblerze zat gevheri galtanı gurbetem diye mesela öyle meşhur bir beyti vardır onun. Bir de şey geldi. Burada da onu aynı şekilde yapıyorlar. Bir de Nazım'ın bir şiiri geldi aklıma. Bu daha önceden hazırlamadığım bir şey yani. Dur bakayım dedim. Program esnasında aklıma bir şey gelecek mi? Şu anda geldi. Nazım'ın bir şiiri. Turum tiki tak, turum tiki tak, makinalaşmak istiyorum diyor. O da makinaların gürültüsünü veriyor bize. Böyle bir şiiri var. Onu işte o seslerle evet. Mananın doğrudan ilişkisini kurup onu verme marifeti vardır şairlerde. Evet, şairlerde daha ne marifet. Hocam yavaş yavaş sona geliyoruz. Geliyoruz. Ben istiyorum ki bir de Attila İlhan'dan biraz birkaç bir şeyler anlatın bize de. Şimdi öyle, evet anlatayım. Tatlı tatlı bitirelim diyelim. Tam da üzerine bastın. Çünkü çok sevdiğim bir şair. Yani unutsam üzülürdüm programdan sonra. Çünkü Karacan Yayınları'nda çalıştım ben. Çeşitli dergilerde. Bu dergilerden bir tanesi de
Sanat Olayı dergisiydi ve bizim danışmanımız da rahmetli Attila İlhan'dı. Onunla ilgili fotoğrafçılıkla ilgili çok ilginç bir anım var. İşte birkaç bana çekim görevi verdi. Onun sayesinde birçok edebiyatçıyla, şairle tanıştım o fotoğrafları çekmek suretiyle. Sonra bir gün, o zaman da ben akademinin fotoğraf bölümü ikinci sınıfa gidiyorum. 85 yılları falan. Hep çocuğum çocuğum diye konuşurdu. Bir gün dedi ki çocuğum dedi. Sen dedi fotoğrafçılık okuyormuşsun öyle mi? Evet dedim Atilla Bey. Ama dedi foto beylik zamanı geçti artık dedi. Eskidendi dedi foto beylik zamanı. Nedir hocam foto beylik? Şimdi onu anlatacağım. Onun da çocukken başından bir olay geçmiş. Şunu söyledi yalnız peşinden. Sen dedi yol yakınken dedi sinema TV bölümüne dedi hemen dedi bir geçiş yap dedi. Artık dedi çağımız o çağ dedi. Sinema televizyon bak dedi bunu unutma. Niçin dedim bak şimdi dedi bir şey anlatacağım sana bunu iyi dinle dedi. Menemen doğumlu rahmetli Atilla İlhan. Babası da devlet memuru ya kaymakam yardımcısı ya da işte kaymakamlıkta görevli. Şimdi onu atmayayım yani. Eve gidince bir daha bakacağım şimdi ondan sonra. Ve bir gün annesi diyor ki Atilla İlhan daha bayağı küçük ilkokul çocuğu falan. Ya diyor hadi diyor bugün diyor şeye bir köy gezisine diyor gideceksiniz diyor. Atilla'yı da al diyor. Canı sıkılıyor çocuğun evde yanına. Beraber gidiyorlar. Bir de ekipte fotoğrafçı var. Şimdi babası da diyelim ki hani kaymakam, koskoca kaymakam. Köylüler kaymakama hiç itibar etmiyorlar. Fotoğrafçıya, o Ege şivesi. Fotu Bey, buyurun Fotu Bey. Ayran içer misiniz Fotu Bey? Arkanıza yastık koyalım mı Fotu Bey? Fotu Bey, Fotu Bey'dir gidiyor. Tabii babası biraz bozuluyor. Akşam eve döndüğü zaman annesi de diyor kaymakam bey nasıl geçti? Bırak hanım Allah aşkına diyor ya. Bu dünyada diyor Fotu Bey olmak varmış diyor. Bütün diyor köylüler diyor fotoğrafçıyla diyor uğraştılar bütün gün diyor. Fotu Bey aşağı bizim diyor hiç yüzümüze bakmadılar. İşte dedi çocuğum dedi. Fotu Beylik dedi benim çocukluğumdaydı dedi. Şimdi geçti artık dedi. Sen dedi zaten dedi fotoğrafı çekiyorsun dedi biliyorsun daha neyini öğreneceksin. Hemen dedi sinema TV bölümüne geç dedi. Senin için dedi daha iyi bir gelecek olur. Tabii ben fotoğrafa yani çok gönül vermiş bir insan olarak onu da kırmadan abi düşüneyim falan dedim ama asla böyle bir şey yapmadım tabii. Hocam çok teşekkür ediyorum. Programa renk kattınız hakikaten. Çok keyifliydi. Fotoğraflara baktık. Evet. Efendim, şiirle bağlantısını şiirler okuduk. En son Atilla İlhan'ı da andık. Birkaç şairimizi de andık. Evet. Veda ediyoruz. Ve elimizde okunmamış şiirler de kaldı ama normaldir böyle hep olur. Evet. Değil mi? Artsın eksilmesin derler. Ziyade olsun. Kapanma vakti geldi. Yani programı evet. Bitiriyoruz. Efendim sevgili Cem TV izleyicileri programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben Doğuşcan Deli Hasan. Çetin Özer hocamla yaptığımız programın sonuna geldik. Muhabbetiniz eksik olmasın. İyi haftalar.